İdlib'deki son gelişmelerin ardından Rusya'nın iki devlet ajansı RIA Novosti ve TASS harekete geçti. Ajanslar, Türkiye'yi terör örgütü olarak nitelenen Nusra Cephesi'nin kuruluşunda rol almakla suçlayan bir habere yer verdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyaretinde tören kıtasını Slava Ukraine, şan olsun Ukrayna'ya diye selamladı. Nazi döneminde Ukrayna'daki Nazi işbirlikçilerine ait olduğu öne sürülen selamlama Rusya'da hoş karşılanmadı. Bekçilere durdurma, kimlik sorma, sorgulama ve silah kullanma gibi yetkiler getirecek yasa için kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'nda kabul edilirken, bazı sivil toplum kuruluşları söz konusu düzenlemeyle yaşam hakkının yanı sıra temel hak ve özgürlüklerin ortadan kalkacağını vurguladı. Başkent GAZ tarafından Kızılay üzerinden Ensar Vakfı ve TÜRGEV'e yapılan bağışı eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adım gibi biliyorum, araştırma önergesine MHP ve AKP hayır diyecekler. Üstelik bağışı yaptığınız yerde çocuk tacizinden sabıkalı olan bir yer dedi. YÖK'ün hazırladığı rapora göre 2018 yılında akademisyen, idareci ve öğrencilere akademik huzuru bozmaya yönelik tavırlar iddiasıyla toplam 10.252 soruşturma açıldı. Bu soruşturmaların 9.172'si sonuçlandırıldı. Gülen cemaatinin GATA, TÜBİTAK ve adliye yapılanmaları iddiasıyla aralarında akademisyenler, mühendisler, icra müdürleri, infaz koruma memurları, öğrenciler, ihraç ve muvazzaf askerlerin de olduğu 204 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Balkanlardayım, oturum işlemlerimi tamamladım" diyerek yurt dışına kaçtığı yönündeki haberleri doğruladı. Fotoğrafçı Gülşin Ketenci'nin Kadın Sporcular Her Şeye Rağmen Spor adlı sergisi Berlin'de devam ediyor. Sanatçı çalışmalarını son olarak Türkiye'm Spor Berlin basketbol takımı üzerinde yoğunlaştırdı.